çıkacak konuları baştan sona tekrar edin. Çok mu konu var? Kafaya takmayın. Planlı ve verimli çalışmak üstesinden gelecektir. Şöyle bir hesap yapalım. Okuldan eve gelmeniz akşam en geç 4 desek. Yemek ye, dinlen falan derken 1 saatte deviriyoruz. Saat 5 oldu. Ders çalışmak için ortamınızı hazırlayın. Etrafınızda telefon, bilgisayar veya televizyon olmasın. Sesliliği sağlayıp yatarak değil, dik bir şekilde oturarak çalışma masanızda ders çalışmaya başlayın. Yanınıza atıştırmalık bir şeyler alın. Her dersi baştan sona 11-12 gün içinde tekrar edecek olursak her gün bir ders için en fazla 20 dakika ayırın. Toplam din kültürüyle 6 ders var. 6 çarpı 20'den 120 dakika eder. Yani 2 saat. Her 20 dakikada bir ara verin. 2 saatlik bir ders çalışma ve aralarla 2,5 saat geçti diyelim. Saat 5'ti, 7,5 oldu. Bir günde her dersten 5 soru çözsek toplam 30 soru yapar. 30 soruyu yaklaşık 30 dakikada çözsek saat 7.30'dan 8 oldu. 8'den 8.30'a kadar dinlenin. 8.30'dan 9'a kadar kitap okuyun. Kitap okumak sınavda okuduklarımızı anlamamıza yardımcı olur. Yatmadan önce bilgisayar veya televizyona fazla bakmayın. Güzelce uyuyun. 10. günün sonunda tekrarlarınız bitmiş olacaktır. Son gün ise güzelce dinlenip arkadaşlarınızla vakit geçirin. Son gün kesinlikle ders çalışmayın.